Ne o, keyfin kaçtı gibi senin? Neye sıkıldı canını anlat bakayım. Ya işte... gönül işleri. Yok bir kız varmış da bilmem neymiş de. Bir talip var yani sana. Aman usta. Nadastayım ben. Öyle talip malip işlemez yani. Hayat uzun be yavrum. Olur mu, tek başına geçer mi hayat? Hiç öyle düşünmeyeceksin. Daha toparlayamadım ben usta. Vakti gelmedi yani. Şimdi böyle eski yaraları iyileşmeden de olmaz yani. Başka biri var diyorsun. Vardı, vardı. Artık yok da işte öyle kolay silinmiyor izleri. Pardon usta. Efendim Türkan teyze. İso oğlum, ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? Keyfin yerindedir inşallah. Çok şükür, çalışıyorum. Hayırdır? İşte bizim musluk sabahtan beri böyle şıp 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 diye damlıyor. Başım ağrıdı vallahi. Gelip bir baksan diyorum. Serdar anlıyor o işlerden. Yok yok, anlamıyor. Zaten bir asi oldum son zamanlarda, laf da dinlemiyor. İşin yoksa gelip bir baksan diyorum. Tamam, uğrarım. Ne zaman? Acelesim var. Var var, sen gel bir an önce oğlum, hadi sevaptır. İyi tamam, geliyorum. Usta musluk da anlatıyormuş da ben mi gidip şu civatayı sıkayım? Tabii yavrum. Sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, seni de buralara kadar yorduk ama. Estağfurullah. Hemen halledip gideceğim zaten. Olur mu öyle şey canım? Otur bir çayımızı iç, öyle ateş almaya gelmiş gibi. Ya ne gerek var Türkan teyze, içmediğim yer mi? Söz dinle biraz. Hadi bakayım. Geç, 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 geç. Geç şöyle. Geç. İso, hoş geldin. Çok kafa kızmış ya Gülten. İlahi Gülten. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bizim mutfakta yapacak çok işimiz var. Siz yabancı değilsiniz. Otur İso, otur. Konuşun, dertleşin. Hazır birbirinizi bulmuşken. Haydi Nihan. Otursana. Ya ben... neyse bir oturalım madem. Ay hadi anlat bana şu yardım meselesini. Biz niye pasyonuse yardım ediyoruz ya? Kâr amacı gütmeyen bir iş bu Sude. Biz de basın gücümüzü vereceğiz. İyi de yani resmen Fikret'le Ömer beraber koleksiyon hazırlıyorlar. Ya cayır cayır pasyonist çıkacak. Yasemin mesela hayırdır? Biz niye pasyonise yardım ediyoruz ya? Bahar geldi. Baltaları indirip barışma zamanıdır. Hem bu öyle pestankerane bir iş değil. Hayır işi. Kimsesiz çocuklar için çocuk köyü yapılacak. Bunu niye baştan söylemedin? Ben lisedeyken yazın gidip okul inşaatında çalışmıştım. Dedemin okulları var. Anadolu'da. Biz de gidip el veriyorduk. Ne? Sen? Sude iplikçi. Yani hayatının tek bir gününü bile manikürsüz geçirmemiş Los Angeles'lı Sude. Öyle canım. Bizim ailede hayır işi gelenektir. Yapmayana adam yerine koymazlar vallahi. Ay çok şaşırtıcısın Sude. Serseri serbest stilim sağ olsun. Buyurun Yasemin Hanım. Defneciğim, hayırlı olsun tatlım. Evleniyormuşsunuz. Duydunuz mu? Evet. Ben çıktım. Bugün işten sonra ben de bunu kutlayalım diyorum. Sinan, sen, Ömer, ben. Bayağı kutlama böyle dördümüz falan. Evet, olmaz mı? Ne bileyim ya, o resmin içinde bir göremedim ben kendimi. Ömer ne diyor? Olur diyor, haberleri var.
Ha. İyi, o zaman olur. Olur yani. Ay, olur tabii, olur. Hem sen artık Ömer'in eşi olacaksın. Yavaş yavaş her yere davet edilmeye, herkesin seni görmek istemesine alış. Geleceğin bu. Ben hiç öyle düşünmemiştim ya. Öyle Ömer'le evde tatlış tatlış oturup bir karı koca oluruz falan diye şey yapıyordum ama. Ay, kuzu. Ay neyse, zaten bugün bol bol konuşuruz, beraberiz. Heh, bu arada pasiyonize bir doktor gelmiş. Sizin de bir uğramanızı istiyorum. Kime ne oldu? Ay, kesin Koray Bey değil mi? Ay, yedi yedi adam kendini hasta etti sonunda. Ay yok, öyle bir şey değil. Aşı için. Grip aşısı. Yani ayarladım ben. Biz de bir gidelim, aşımızı olalım. Tabii bünyemiz uygunsa. Ha. E tamam. O zaman ben gidip bir bakayım. Git bak şekerim. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Çok meşgul oluyor musunuz? Yani böyle çok hastanız falan oluyor mu? Ya evet, genelde oluyor. Ya tabii siz de bu endem olduktan sonra. Efendim? Yani diyorum ki çok hoş bir mesleğiniz var. Çok kutsal. Ne güzel. Evet. Ömer Bey geliyor. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet, anlıyorum tabii. Ya olur mu, zaman zaman bizim de başımıza geliyor da. Siz gümrükle konuştunuz mu? Hı. Anladım. Tabii. O zaman şöyle yapalım. Ben size Ahmet Bey'in numarasını vereyim. Siz onunla irtibata geçin. Evet. Selim? Defne? Tamamdır, ben meseleyle bizzat ilgileneceğim, merak etmeyin. Tamam, tamam. Ne yapıyorsun ya? İyiyim Defne'm, sen ne olmuşsun böyle ya, şuna bak. Ya çok özledim be oğlum, neredesin? Kayboldun ortalardan, aramıyorsun da. Ya sorma işte ya, mesafeler girince araya koptuk Defne'm. Ya. Defne'm mi dedi, M mi çıktı sonunda? Doktor olmuşsun, ne güzel, başarmışsın sonunda. Tuttuğumu koparıyorum ama, biliyorsun. Bilirim, bilirim, bilirim. Saçlar falan vardı hani kıvır kıvır eskiden, nerede onlar? Bence bir konuş önce istersen, şey yapmadan. Önce bir yapayım. Bence de. Defne. Aa, Selim bak şey, Ömer İplikçi, buranın patronu. Ha, biliyorum biliyorum, buranın sağlık işleri bizde. Ben seni görmeyi hiç beklemedim Defne burada ya. Ne kadar güzel sürpriz oldu değil mi? Değil mi ya? Biz Defne'ye çocukluk aşkıyız. Gerçi çocukluk dediğime de bakma yani, inanılmaz bir sevgililik. Sonra işte araya zaman girdi, işte biz taşındık falan derken görüşemedik, koptuk. Ama bugüne kısmetmiş değil mi Defne? Ya. Çocukluk aşkı derken şey diyor yani. Böyle çocukluk salaklığı gibi bir şey söylüyor. Eniktik biz. O da işte Sucu'nun oğlu. Öyle mi? Görüşelim ama Defne ya. Bence bu bir işaret bu arada. Ya bir de yetişkin zamanlarımda deneyebilirim ben. Ne diyorsun ya Selim? Helal Defne, helal helal. Bir deneyin, bir görüşün bakalım bir de yetişkin zamanınızda. Selim, ben şeyim ya, ben sözlüyüm ben. Aa, yapma be. Yani, tren kaçtı mı? Yani kaçtı o zaman tren. Şey, kimle? Hani tanımıyorumdur gerçi ama. Şimdi öyle patladanak söyleyemem ama öyle işte. Neyse Selim Bey, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Defne gel. Geldim geldim. Görüşürüz Selim. Ne? Sen benim sevgilimsin Defne. Biliyorum ve çok mutluyum. Ya bakma, aslında Selim iyi çocuktur. Bak doktor falan da olmuş, istediğini başarmış. Eskiden tipi böyle değildi. Şimdi iyice bir yüze oturmuş falan. Şimdi bayağı bir
Ay yok, yapamayacağım. Kıskandırayım falan dedim de yok. Ay nasıl morardın ya? Kıyamam. Küstün mü? Saçmalama. Sen şimdi bayağı bayağı kıskandın yani. Yani... Defne tamam, kapatabiliriz konuyu. Ha yok yok, yok kapamayalım. Açık kalsın, bayağı eğlenceli çünkü. Çok mu kıskandın, ne kadar kıskandın? Bak tahrik ediyorsun beni ama. Ya belki duymak istiyorumdur. Neyi? İşte kıskandığını. Tamam kıskandım, evet. Oldu mu? Ay kıyamam, nasıl da kıskanırım bir sevgilisini. Oo. Defne. Hı. Ne var ya? Tadını da mı çıkarmayayım? Birazcık çıkarayım. Yeni işe girmişsin. Mahallede hem de ha? Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Ayakkabıcılık galiba. Ben de çok severim ayakkabı. Ya Gülten. Ben anladım mevzuyu. Senin suçun yok biliyorum. Ama bu... olmaz yani böyle. Bak sen çok genç, çok güzel bir kızsın. Ama bende iş yok. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil yani bu ara işler. Nasıl yani, anlamadım. Benim kendime ayrım yok bu ara. Kalbim fena kırık. Sen o güzel kalbini... böyle kırık bir kalple birleştirmek ister misin? Sen, seni mutlu edecek, sana deli gibi aşık olacak birilerini hak ediyorsun bence. Ama o ben değilim. Yapma bunu kendine. Çok gençsin, çok güzelsin. Git mutlu ol, aşık ol. Bana değil ama Gülten. Yanlış adres yani. Üzülürsün. Kırılırsın. Ben yapamam bunu sana. Yani... iyisi mi... sen koşarak uzaklaş benden. Boş ver. Efendim? Aa, Cem ya, dünya kadar işim var. Sonra konuşalım mı? Tamam. Tamam. Ay! Çok yakışıklı ya. Ben de böyle bir boyfriend istiyorum. Ay! Ben de diğer kolumdan da olmak istiyorum. Zeyno, ya sen? Ben de, ben de. Adamı 3 dakika daha fazla görmek için yaptığınız şeye bakın ya. Ayıp ya, ayıp. Hem siz işinize baksanıza. Aman, şu konuşana bak. Daha demin küçücük iğne için ağlayan sen değil miydin? Hey, insan vücuduna batan bir demirden söz ediyoruz burada. Üf, korkak. Ya bir dakika, bir dakika. Siz onu bırakın. Siz asıl bombayı biliyor musunuz? Ne? Ne olmuş? Bende bomba bir haber var. Neymiş o? Söylüyorum, hazır mısınız? Evet. Söyle. Yasemin Hanım var ya. Önceden pasyoniste çalışıyormuş. Ay bu muydu Zübeyir ya? Evet. Ay yapma ya. Biliyor muydunuz ya? Çüş Zübeyir, sen daha bunu öğrenemedin mi? Canım, ben onun asistanıydım bir kez. Oha. Ya. Ömer Bey beni sonradan yanına aldı. Ay, ay çok kötüyüm. Ay çok kötüyüm, ölüyorum herhalde. Ay yetişsin. Ay beni içeri alın. Ay kız, kız tansiyonumu ölç bakacağını sığamıyorum. Ay çok kötüyüm, hadi olsunlar yetişin. Koray ne bu halin? Ne oldu? Ya ben bugün buraya niye geldim ki zaten? Niye geldim ha? Güzel karım bırakıp niye geldim? Şuraya bak, sirk sanki, sirk. Ay Koray Bey, ne oldu? Ay, doktor nerede?
Buyurun buyurun, öncelikli olmanız lazım sizin. Alalım sizi. Sağ ol hayatım. Doktor var dediler, geldik biz. Necmoş Bey. Koray Bey şirketimizin hissedarlarından. Ayrıca başımızın tatlı belası, Allah'ın cezası. Memnun oldum. Ay doktor bey, yanlarım ağrıyor, çok kötü. Beni muayene edin. Beni hemşireye emanet etmeyin. Ben doktora güvenirim sadece. Hadi. Kız Derya, çıkar şunları. Ay. Çıkar seni çirkin ağzını. Bana bak, şunu da çıkar. Vallahi döverim seni. Doktor beyciğim. Ay böyle yanlarım ağrıyor. Belim falan ağrıyor. Tabii belim de inceldiği için belki ondan da ağrıyor olabilir. Ay böyle bacağımdan doğru bir karıncalanma. Alnım falan ağrıyor sabah uyandığımda. Çok kötüyüm. Ölecek miyim? Nerede? Yani yok sanmıyorum ama. Ay çok şükür ölmeyeceğim yani. Bir de boğazım da ağrıyor da hazır böyle muayene etmişken bana ilaç yazsanız diyorum. Koray. Sonuçta bedava yazıyorsunuz ilaçları yani. Doktor bey aşı için gelmiş, aşı. Ay hoş geldiniz aşıcı bey. Ay sonuçta doktorsunuz yani. Eşeğin yaşı kadar okul okumuş ya, onu da yapsın değil mi? Hadi hayatım muayene et, hadi. Ah Koray, of Koray, öf Koray, pöf Koray. Zübeyir. Götür beni buradan. Götür yoksa elimden bir kaza çıkacak. Buyur, götür. Buyur. Ne kokuyorsun sen böyle? Kokuyorum yumurta mı? Öyle bir şey var da. Koray Bey kalkın. Yardım edin. Ay. Koray Bey iyi misiniz Koray Bey? Ay vurdun beni vicdansız adam, öldürüyordun. İyi misiniz Koray Bey? Ay. Ay dur. Ay dur. Ay. 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 Yerde soğukmuş zaten. Ben gidip odamda bayılayım. Üşütürüm buralarda. Bana odamda bayılmalar yakışır. Hadi çalışın siz. İyi çirkinler. Eldivenleri geçirmişler katil gibi. Hadi. İyi çirkin karılar. Çok fena oldu ya. İso kızı öyle sepetlemeyeydi iyiydi. İstemiyor adam canım. Aa, biz elimizden geleni yaptık. Zorlu olacak iş değil ki bu, ne yapalım? Evet. Ben çok açım ya. Vallahi ben çok fena açım. Öleceğim ben acımdan. Tamam tamam dur. Oluyor işte. Ya sanki bu az gibi. Biz bir de bunun yanına pilav mı yapsak? Kısırın yanına pilav. Ha. Evet. Saçma. Benim artık beynime nasıl kan gitmiyorsa. Ah. Çıkmıyor. Ver ver. Alo Defne. Anneanne akşama yemeğe gelmeyeceğim ben. Gecikirim biraz merak etme. Tamam tamam. Yemek yemeyi ihmal etme ama sakın. Mutlaka ye. Hadi iyi işler. Aa hayırdır? Kim bu saatte ayol? Ben bakarım. Dur dur. Ben bakarım. Can taşıyorsun sen.
İyi günler hanımefendi. İyi günler. Buyurun, kime bakmıştınız? Defne kızım yok der miydi acaba? Yok, geç gelecek. Ben ablasıyım. Anneannesiyim, Türkan. Memnun oldum. Ben de Ömer'in dedesi Hulusi İplikçi. Oha! Yok artık. Nihal, güzel kızım. O ne ayıp lafları öyle? Biz evde böyle mi konuşuyoruz? Pardon. Büyük iplikçi ha. Hoş geldiniz. Buyurun. Nihan'ım ben. Öpeyim. Çok memnun oldum kızım. Çok memnun oldum. Ben de. Sonunda tanışmak nasip oldu. Siz şeydiniz değil mi? Ömer'le küstünüz. Aman canım, olur öyle şeyler aile içinde. Bir program vardı, o neydi? Sinan Çetinli falan. Film gibi. Böyle barıştırıyorlardı aileleri. Keşke başvursaydınız. Efendim, ayakta kaldınız. Buyurun içeri geçin. Rahatsız etmeyeyim. Hiç olur mu öyle şey? Buralara kadar zahmet edip gelmişsiniz. Buyurun buyurun geçin. Terlik ver Nihan kızım Hulusi Bey'e. Yasemin? Sinan? Geliyor musun? Evet, bir şey lazım mı diye soracaktım. Sen lazımsın. Tamam, ben de geliyorum o zaman. O anlamda söylemedim canım. Ben her şeyi hallettim, her şey hazır anlamda söyledim. Balık sipariş ettim, meze sipariş ettim. Hepsi hazır yani. Oo, süper, tamam, ben de o zaman beyaz alıyorum. Sana roze tabii. Her şeyi de bilir. Yok, daha her şeyini keşfedemedim. Sen o zaman gel. Ben evdeyim, tamam, görüşürüz. Bir şey lazım değil. Bay bay. Görüşürüz. Hay Yasemin. Niye heyecanlanıyorsun? Koskoca kadınsın ya. Geliyor. Hoş geldin. Aslında çok severim de yapamayabilirim yani, o yüzden. Denerim ama sanmıyorum. Salata yapıyordum da. Gelsene. Öyle mi? Olur, tamam, gidelim madem. Buyur. Önden sen yapma. Peki. Sen mutfağa girer miydin ya? Sadece sevdiklerim için. Ben mesela. Roka mesela. Doğrar mısın? Korkma. Gel. Bir dur, bir elimi yıkayayım da. Ne sandın? Hijyenik ve temiz bir adamım ben. Aferin. Nasıl da eline yakışmıyor. Sana da çok yakıştı. Ben iyiyimdir. Çok iyiyimdir. Mutfakta. Bilmem. Henüz o konuda bir fikrim yok. Daha tadıma bakmadın. Tadına bakmadın. Maharetimin ondandır. Öyle bir teklif almadın mı? Denedim aslında, böyle bir sürü fırsatla çıktı karşıma ama... Değerlendiremedin. Çok imkan tanıdın da sanki. Bu kadar iddialıysan bir yolunu bulurdun. O zaman yoldan çıkmaya hazır ol Yasemin.
İşte bir 10 yıl önce falan geldik İstanbul'a. O zamana kadar da Manisa'daydık. Aslen de Manisalıyız zaten. Biz de Denizli'den. Biliyorsunuzdur zaten, Ömer sözünü etmiştir. Biliyorum, biliyorum. Hemşeri sayılırız. Ne güzel. Boşuna dememişler Manisa'nın kızları dillere destan diye. Bildikleri bir şey varmış. Efendim, işte Denizli'nin de bir horozu, bir de beyefendisi malum. Beveciğiniz. Efendim, Nihan'ın meşhur Türk kahvesi. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Nihan, dolapta kuş lokumu olacaktı. Koysaydın ya kahvenin yanına kızım. Baktım da kalmamış. Zaten yiyemem. Şekerim var. Ben de böyle eli boş geldim, kusura bakmayın. Çok ani karar verdim de ondan. Aman efendim, estağfurullah. Ne zarifsiniz. Kaldı mı bu zamanda böylesi? Olmaz efendim. Mutlaka telafi etmek isterim. Bir dahaki gelişimde inşallah. Tabii efendim, ne zaman isterseniz. Hatta yemeğe buyurun. Ah Türkan Hanımcığım, doğru dürüst yemek yemiyorum ki artık. Doktorlar tepemde zebella gibi. Tansiyon var, şeker var. Yaş ilerledi tabii. Aman ne varmış yaşımızda canım. Eski toprağız biz. Siz hiç merak etmeyin. Siz yemeğe gelin, ben hem sağlıklısını hem de lezzetlisini yaparım. Dört gözle bekliyorum o anı. Ulan ne oluyor? Bahar bizden önce bunlara gelmiş. Hale bak. Ne güzel yalnız olacaktık bugün, yani baş başa kalacaktık. Çok zamansız oldu şu yemek olayı. Ya değil mi? Ama işte kadın o kadar davet etti, ayıp olur girmezsek. Benim canım eve gitmek istiyor ama. Tamam canım, o zaman biraz oturup kalkarız. Ama şimdi girelim. Akşama bana geleceksen ne olur? Akşam sana. Yani benle kalırsın, sonra sabah beraber gideriz işe. Ha öyle. Olmaz mı? Fikret. Ben de seni arayacaktım. Ha Ömer, çok yoğunsun biliyorum ama çalışmamız lazım işte. Defile, basın işleri, sponsorlar falan. Aa biliyorum, biliyorum. Yani bugün görüşemedik ama yarın sabah görüşelim mutlaka, olur mu? Gel akşam. Yok bugün olmaz, Yasemin'e geldik. Ha anladım. Tamam yarın o zaman. Dur bir dakika, şöyle yapalım. Yani biz Yasemin'lerden erken çıkarsak, kız arkadaşım da yanımda. Benim tanışıyorsunuz zaten. Gelir vurarız sana evdeysen. Aa çok isterdim de şu an evde değilim maalesef. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sen Yasemin'e gel. Benim Yasemin de bu projenin içinde. Beraber yeriz içeriz. Hem meseleyi konuşuruz. Tamam. Uğramaya çalışacağım. Görüşürüz. Tamam peki. Nasıl ya? Bir dakika, kız arkadaşını tanıyor muyum? Nereden tanıyacağım ki? Neyse. Yani Fikret geliyor mu şimdi? Geliyor. Hay Allah ya. Tüh yani sıkılır şimdi o. Ne gerek var? Çok saçma olmuş. Ya şu organizasyonu konuşacağız çocuk köyü. Ha. Anladım. Ne oldu dedi? Bilmiyor ki yazık. Neyi? İşte. Bizim birlikte şey oldu. Şey yapmadım ben, daha söylemedim. İşte demek ki bugün öğrenecek birlikte olduğumuzu. Bir sakıncası mı var? Yok. Ne sakıncası olacak canım? Yok bir sakıncası. Hadi madem geldik girelim. Gel. Hey.
Ay ay ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, iplikçiler de gelmişler. Ne güzel. Ben bunu giyeceğim, üşüyorum ya. Ne haber kardeşim? Buyurun. Nedir? Defne? Acıktık değil mi? Hı hı. Ha, Fikret aradı yolda. Onu da çağırdım, gelecek muhtemelen. Oh, süper. Ay, Fikret Galo ile yemekler falan heyecan verici. Değil mi Defne? Ya evet. Evet. Anlatın bakalım. Neyi? Nasıl neyi işte ya? Nasıl evlilik teklif ettin? Nasıl oldu? İşte teklifini falan yani. Defne? Ne, ben mi anlatacağım? Ay ama şimdi benim lisede de sözlü anlatımım pek kötüydü ama. Ama buna alışman lazım Defne. Yani sonuçta hayat boyu bu hikayeyi anlatacaksın değil mi? Tabii canım, kadınların hayatlarındaki en önemli anlardan biriymiş. Erkekler için de öyle değil miymiş? Bilmiyorum, olabilir de olmayabilir de Ömer. Tabii tabii tabii. Defneciğim biliyorsun Ömer böyle kendisinden bahsetmekten nefret eder. O yüzden iş sana düştü, mecbursun. Hadi. İyi tamam o zaman. Anlatayım. Ya ne aşkı, ne sevgisi, ne diyorsun kardeşim? Böyle bir hizmetimiz yok bizim diyorum. Ne sandın ya? Bir herif bir sıkı. Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Evet benim ama siz? Ben ne? Çıplaksınız. İyi misin? Kırıldı galiba. Kırık olsa duramazsın, gel. Ömer Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok özür dilerim ama yanlışlıkla oldu. Bir anda kazara ayağım takıldınca tabii suya düştüm. Bu seneki çalışmalarda duyguların ön plana çıkmasını istiyorum. Mesela aşk. Bir çift ayakkabıyla aşkı anlatmak istiyorum. Aşkın insanın duruşunu nasıl değiştirdiğini anlatmak. Aşkla gelen o pırıltıyı. Heyecan. Ayakların yere basmaması. Uçmak. Rüzgara kapılıp havalanmak. Sonsuz aşkımızın ilk yıldızı. Lütfen bir daha unutma, olur mu? Ay, heyecan verici. Aa, Ömer. Çok güzel bir yüzükmüş bu. Defne, ilk defa görmüyorsun yüzüğü. Nişan yüzüğümüz, bozma. Bağçala, 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 bağçala. Bağçala. Ay, bağçala. Bağçala mı diyor? Yok canım, bağçala. İtalyanca öp demek. Aynı sesler, aynı dünya. bağçala madem. Hadi ama. Ay, bağçala. Bazen gerçek olmayabilir misin diye şüpheye düşüyorum. O neden? Bu sihirli dokunuşun. Her zaman vaktinde gelen. Mucizeler yaratan. Çok iyi geliyorsun bana. Daha ne kadar sabredeceğiz? Unutmadım diyorsun. Yeter. Sıkıldım bu gelgitlerden. Bu kadar zarif ruhlu, derin ve dokunaklı bakan,
Nefesimi kesecek kadar güzel. Huysuzluğuyla bile aklımı başından alan. Sevmeyi şahane bilen bu kadını hep yanımda istiyorum artık. Evlen benimle. Cevap vermeyecek misin? Bana biraz zaman ver. Cevap yok yani. Evet. Tabii ki evet. Sonsuza kadar evet, evet. Evet aşkım, evlenelim. Ben bu kadar ağır bir şey beklemiyordum ama yani. İyi ki sözlü anlatımın kötüymüş. Ha, değil mi? Ben bir giremedim, şey yapamadım. Ben o zaman böyle kısa özet geçeyim. Neyin var? Tatsız gibisin. İşler, boş ver. Senin bu şahane gelişin neye borçluyuz? Gerçi ne ve neden sorularını sormayacaktım malum. Karşılık alamıyor. Sana bir söz vermiştim. Bir gün dertsiz, tasasız, saçmalamayan, dolu dolu seven, yaşayan Defne olarak geleceğim. Şu kapıyı çalıp Ömer ben geldim diyeceğim demiştim. Bugün o gün Ömer. Nasıl yani? Geldim işte. Buradayım. Artık yanındayım. Yani sen git diyene kadar ortadan yok olmayacağım. Defne, sen ciddi misin? Hemen evlenelim. Yani tabii hala istiyorsan. Yani sonuçta vazgeçtiysen de anlarım. Sonuçta bir sürü şey oldu. Senin için de bazı şeyler değişmiş olabilir tabii. Değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. Tabii ki değişmedi Defne. Evlenelim. Ne güzelmiş. Beklenen vuslat ya. Peki sizin yani sorununuz neydi ki daha önce? Niye bir araya gelemiyordunuz? İyi miyim? Kapı! Fikret geldi. Ha ben de bir o zaman şey yapayım. Lavaboya gideyim ben. Hemen dönerim zaten. Bir gideyim de. Fikret'le nasılsınız? Şey nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? İyi. Güzel. Gayet iyi. Rahat ol.
Hoş geldin. Merhaba. Ya böyle çok damdan düşer gibi geldim, sonradan geldim ama. Aa, olur mu öyle şey? Büyük mutluluk. Teşekkür ederim. Buyur. Ay, pardon, ben hala inanamıyorum da. Hani galo falan. Şu an benim evimde. Fikret. Sadece Fikret. Tamam. Buyur Fikret. Şu taraftan. Aa, tamam. Selam, afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Fikret, nasılsın? İyi, güzel. Şimdi ben takdim edeyim sana. Çok naziksin, teşekkürler. Ne demek? Ben de böyle direkt geldim ama Ömer'le telefonda konuştuk biz. Ay çok iyi oldu. İyi ki geldin. Buyur, beraber yiyelim. Bir şey diyeceğim. Ömer'in kız arkadaşı. O değil. Yok, Defne. Leobi'ye kadar gitti gelir. Defne? Buyur, tamam, gel geç. Buyur, gel. Salata koyuyorum. Olur. Bana da versene.